Başı oraya. Dünyanın en uzun vatan şiiri, 4444 sıra, şehitler anısına yazdım, Türk milletine armağan ediyorum. 4 yılda yazdım. 4 yılda yazdınız, evet. Zorlandınız mı? Yok, zorlanmadım. Daha önce haberi yapılmıştı, 3280 sıraydı. Bu işte 15 Temmuz sonrası, ondan sonra ülkemizin, dünyadaki ülkemize bakış açıları, ne kadar çekememezlik olduğunu hesap ettim. Ona göre ben de düşündüm. 15 Temmuz şehitleri ve ondan öncesi ve sonrası bütün şehitlerimizin ruhuna armağan ettim. Türk milleti adına milletin evi olan milletin gönül sarayına hediye etmeyi düşünüyorum. Lütfedip kabul ederlerse göndereceğim evi. Açarken zorlandım, yazarken bu kadar zorlanmadım. Biraz kapsamlı. Tabii 100 metreden fazla bir şey var, ölçüsü var. O şekilde işte özel bir rulo yaptık. 1200'e yakın bayrak ile her kıtayı bir bayrakla süsledik. Ülkemizin güzelliklerini anlattık. Ülkemizin geçmişini, geleceğini, gençlerimizin görmesi gereken, geçmişteki gençlerimizin hatırlamadığı, onları dile getirmeye çalıştım. Ülkemizin ne kadar değerli olduğunu bugün gençler de görüyor ama daha geçmişi bilmeyebilirler. Onun için geçmişten de biraz bahsettim. Geleceğimizin aydınlık olması da işte bugünkü işte bu gençlerimizin elindeki bir durum. Bir candır, cennettir benim ülkem. Tepe takla baş aşağı düşer faizler, sıra sıra yenilikler birbirini izler. Yurdun yükselişiyle gurur duyuyor bizler. Bir candır, cennettir benim ülkem. Bürokrasi şeffaf, bitti şahibe. Çiftçi yatırımcıya cazibe, cezbedici hibe. İşsizlik azalacak, vuracak dibe. Bir candır, cennettir benim ülkem. Sivil toplumla el ele milli hareket, dualarla yağdırsın Mevla bereket. Şarkı oldu dillerde 80 milyona düet, bir candır, cennettir benim ülkem. Mutlu ve umutlu erkeği kadını, yüreklere yazdık yeni Türkiye adını. Sevgiyle oluşturduk iki kanadını, bir candır, cennettir benim ülkem. Başarı hikayesi sınır dışına taştı. Karanlık güçleri el birliğiyle aştı. Yavaş yavaş adım adım hedefe ulaştı. Bir candır, cennettir benim ülkem.
şenlik havasında yerleşik demokrasi, benimle hemfikir meclisteki her siyasi bir candır, cennettir benim ülkem. Mazlumların duasıyla büyüyen güç, devleşiyor hedefinde 2023. Tayyip Erdoğan öncüsü oldu, Ahmet Davutoğlu ile hayat buldu. Binali Yıldırım yeni Türkiye adını koydu, bir candır, cennettir benim ülkem.